makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Saçını küt keseceğim. Ve de burayı benim da böyle. Benim saçımı küt keseceksin. Evet. Bu saçı küt keseceğiz. Kesmeyeceksin. Nasıl o zaman bir şey değişim göreceğiz ki yani buradan çekilmem bir santim mi alacağız? Sadece alma, bir santim de istemiyorum işte. Kesmeyi Hayır keseceğiz ya. Keseceğiz. Ferit anlatamıyorum galiba. Yani saç benim saçım ve bu saçı ben kullanıyorum. Programdan sonra ben kullanacağım. Saçımı kesmeni istemiyorum. Ya hiç mi kesmeyeceğim? Hiç kesmeyeceksin. Bir parça alayım istersen. Ha, ben gerçekten kalkıp giderim şuradan. Bu saçı düzeltmem imkansız benim bir kere de. Ya biz düzelt, az keselim yani. Düzeltmeye çalışayım. Bırakalım. Tamam olur. Uçlarını azıcık alacağım. Tamam az al yani. Okey tamam. Tamam az al. Düzeltmeye çalış. Olduğu kadar. Hani sen diyorsun ya hep olduğu kadar. Evet olmadığı kadar. Aynen öyle. İstersen bir kâhkül falan da kesebiliriz sana. Yani kâhkül sence bana yakışır mı ki? Yüz atlarıma yani şöyle bakıyorum yeterince. Şurada bir dönerim var. Burada da bir dönerim var. O yüzden kolay şekil almayabilir. Tamam seni günlük hayatta da çok zorlamasın diye kâhkül kesmeyelim. Ama saç uçlarını mutlaka temizleyelim. Daha sonra da kestiğimiz kesime göre güzel bir şekillendirme tamam, yaparız. Tamam dört parmak diyorsun değil mi? Aynen dört parmak. Tamam. Ben de bir bayanım unutma, saçımın kesilmesinden nefret ederim. Tamam kuaför olan sensin, bugün sana güveniyorum öyleyse. Tamam teşekkür ederim. Nasıl yani, yarışmayı mı sonuncu mu olayım yani? Ol. Beni nasıl sonuncu olayım? Mutsuz olmam daha mı iyi? Hayır mutsuz olman değildi ama kesmem lazım. Bir görev verildi bana. Ferit saçımı kesmeni istemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü kısa saç sevmiyorum. Ve saçlarımın boyu şu an zaten yeterince kısa. O zaman beş parmak keseyim. Ben diyorum ki bir santim bile istemiyorum. Diyorsun ki beş parmak keseyim. Dalga mı geçiyorsun? Tamam önüne perçem keseyim. Ferit. Saçımın kesilmesini istemiyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Ya kesmek zorundayız. Sen bunu niye anlamıyorsun ya? Aynı yeri görüyoruz zaten. Bak, cetveli getirir misin? Nerede bu? Evet. Cetvelin üstüne de Ferit yazmış. Tamam 9 santim. Hayır. Evet. Arada 2-3 santimin sözünü mü yapıyorsun? 9 santim istiyorum. Ben fönünü çekeyim. O 2-3 santim tamam, saçımda çok belli. Saçının fönünü çekeceğim. Sonra tekrardan bir istişare yapalım. Okey? Tamam. Başlıyorum. Evet şimdi kesim örtüsünü de alayım. Kesmiyoruz. Nasıl kesmiyoruz? Ferit saçı kesmiyoruz. Boşuna kesim örtüsü çıkar mı o yüzden? Ama kesmek zorundayız biliyorsun. Ben anlatamıyorum değil mi? Evet. Kesmiyoruz Ferit. Canım birazcık yani keseceğiz yani. Hem de nedenini söyler misin bana? Kesim programı bu. Kesim yani. Şekillendirme değil mi bu? Hayır kesim. Keserek şekillendirme. Muhakkak kesmem ben. Kesmediğine ne olacak? Ben sıfır alacağım. Yani ben sonra... birinci olmak istiyorum ve bak gerçekten seni en güzel saç yapacağım. Bak eğer yakışmasa sen bana şey yaparsın. Makası sana vereceğim. Saçın gittikten sonra senin saçını kesmem. Ya birazcık keseyim ya ben bu keseceğim. Hatta küt keseceğiz artık yani herkes baksana ucundan alalım ucundan alalım. Ne ucundan alalım? Hayır, boyada da aynısını yaptın, topuzda da aynısını yaptın. Her şeyde bir diğerlerinden farklı olma çabasındasın. Üç parmak, dört parmak. Rahat. Nasıl gerekiyor? Sizinki de öyle. Ferit'lerinki de öyle. Sizinki ne olacak? Bizimki de öyle. Aa yandım. Ferit'in modeline bak. Ya ne yapalım? Ucundan mı keselim Allah aşkına? Ucundan ya. Da kesme. Ben hiç kesim istemiyorum. Anlamıyor musun? Kesim istemiyorum. Ya ne demek istemiyorum? Keseceğiz bu saçı ya. Şöyle durur musun? Kesmiyoruz. Ya bir dur ya. Genç kızlar diyorum hep uzun saçı seviyor. Cesaretleri yok. Çünkü sizin kadar güzel değiller ondan. Marjinal olmaya cesaretleri yok. Ferit. Saçımı kesmiyoruz. Keseceğim. Bunun nesini anlamıyorsun? Saçımı kesmiyoruz. Ben sen birinci ol diye saçımı kestirmek zorunda değilim. Ya nasıl olacak o zaman? Birinci olmam lazım ve bugüne kadar iyi geldim. Puanları iyi. Saçını kesmem lazım. Bak sen birinci olacaksın. Ben saçımdan olacağım. Bu mantıklı bir şey değil mi? Kesmeni istemiyorum şu anda. Kesmiyorsun. Tamam. Dört parmak keseyim. Ferit. Şu kadar tırnağımı şu ucu kadar bile kesmeni istemiyorum. Yani keseceğim yani de bir 4-5 parmak kesmem lazım. 4-5 parmak değil Feyza. İlla kesmen gerekiyorsa bir puan alacaksan sadece 1 santim. Bak bir de işliyor herkes çalışıyor ben daha başlayamadım. Ferit lütfen. Anlaşma yapalım sadece 1 santim kesecekten kestiriyorum. Şu kadar.
Sadece bu kadarcık. Bu da sadece kurallara uymak için, kesmiş olmuş olman için sadece. Başka ya, hiçbir şey için değil. Ya ama bir şey kazanamam ki ben yani. Peki bu beni ne kadar ilgilendirir? Düz mü durayım, arkaya mı eğileyim? Ben sizi yönlendireceğim. Ay bugün de çok kibarız ya. Allah Allah, ne oldu, taş mı düştük başına? Yolda gelirken. Ben normalde hep böyleyim. Siz beni delirtiyorsunuz. Bugün delirtmedim yani. Lütfen sadece oturur musun? Sadece bir saniye keseceksin. Lütfen Şerif, oturur musun? Lütfen. Ben gidiyorum. Lütfen. Gerçekten tamam. Ben saçımın kesilmesini zaten istemiyorum. Sadece kesilmesi gerekiyorsa bir santim Ferit. Bir santim ne, nasıl olacak? Lütfen bak, süren başlıyor, gidiyor. Lütfen. Süren umurumda lütfen değil. Hayır, anlaşmayı kabul edeceksin. Tamam gel, anlaşmayı kabul edeceğim. Gel. Nasıl keseceğim? Ah, bize niye patlıyor bu piyango hep ya? Süren bitmek üzere çünkü. Lütfen. Tamam, ucundan da az keseceğim. Az keseceksin. Evet, az sadece keseceğim. Sadece bir santim. Evet bak, bir santim keseceğim. Bir santim al. Sen ne yaptın lan? Ne diyorsun? Sen ne yaptın lan? Ne diyorsun? Bir şey olmadı. Artık onu keseyim. Sen ne yaptın ya? Can, bir yardımcı olur musun abi? Bir gel ya. Lütfen ya. Takımız. Lütfen biraz ilgilenir misin? Lütfen. Azıcık sadece bak, keseceğimi kestim zaten. Sadece 30 saniye. Daha başka bir şey kesmeyeceğim. Bana bak. Kasap gibi vurdum, kasap. Lütfen. Saçlarını çok az kesecek. Bak sadece. Bu mu az kesmiş hali? Bu ne? Lütfen. Bu sana şans getirecek ve dünyanın en güzel saçı olacak. Yanımdan Ferit'i alır mısınız? Ferit'ciğim sen bunu tut. Yalnız bırakma. Daha kesmeyeceğim. Daha bu boyda kestim, tamam mı ya? Daha kesmeyeceğim. Birinci olmamız lazım. Daha kesmeyeceğim. Daha kesmeyeceğim yani. Lütfen oturun. Lütfen bak, keseceğimi kestim. Lütfen. Lütfen. Ferit, benden uzak dur. Saçımı tamam. Ellemiyorsun. Tamam. Tamam. Daha Ferit, kesmeyeceğim. Keseceğim. Kasap gibi de öyle makas mı olur kardeşim ya? Ya bir kestirmiyor anla, ama hep bir topu. Böyle kestireceğim gibi, o kadar diye. Başka tamam da bir şey kasap değil gibi de böyle tamam pat da başka vurulmaz ki. Gayet'im lütfen bak, elim ayağım tutmuş sinirden yani, lütfen ya. Yalvarırım, gel artık bir keselim bak, bütün keseceğim bitti zaten, sadece düzeltmesini yapacağım. Bir berçem düşüyor bak, bitti, yarışma bitti. Değil mi, dalga geçiyorsun. Yok ya, bu kadar keseceğim bir türlü gösteremem, lütfen. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Ben de senin saçını kesmek istiyorum o zaman. Ya söz başka zaman keseriz, şu an hiç süremiz kalmadı, lütfen oturur musun? Bak yarışmayı yetiştiremeyeceğiz, lütfen. Saçı gerçekten düzelt artık. Ya makasımı niye atıyorsun? Bu makas çok pahalı bir makas. Sen benim saçımı keserken bir sorun çok yok. Çok pahalı artık bir makas bu ya. Ya. Benim saçım çok ucuz değil mi o zaman? Aa, tamam ya. Neyse artık yetiştirelim ya, lütfen. Aa, bütün saçlarım gitmiş Selam Bey. Bu ne? Siz düzeltin dediniz. Ya tamam da az dedim ben ya. Eyvah eyvah ya. Hak veriyorum şimdi kıza. Önce herkes kesime başladı. Sen hala fönü bitiremedin. Hayır, şimdi saçımı iyice kısaltacaksın değil mi? Yok yok, sadece düzelteceğim. Ne gerçekten demek yok yok? Az önce de sadece 2 santim, 3 santim diyordun. Kestiğin saça bak. Hayır, işte sadece o kadar keseceğim. Lütfen, başka hiç kesmeyeceğim. Hiç kesmeyeceğim başka. Ferit, sen kuaför olduğuna emin misin? Canım, kuaförüm ki geçen hafta da bu yarışma. Sen sana gelen müşterileri aynı şekilde mi yapıyorsun? Hayır, aynı şekilde yapmıyorum ama bu yarışma bana bir görev verildi. Bir görev biçildi. Mecbur kaldım yani. Başka şansım yok. Ferit, Gaye ne oluyor? Nedir durum? Pek iyi şeyler olmuyor burada. Ne gibi? Saçımı kesmesine dahi izin vermiyorum. Hani bir santime tamam diyorum. Ama sonra Ferit Bey saygısız bir şekilde saçımı alıp böyle makasla bu şekilde kesiyor. Ben bunda hiçbir şekilde insanlık göremiyorum. Kaç yıldır nasıl kuaförlük yapmış hala anlayabilmiş değilim. Ama kesmek zorundaydım. Kırıkları vardı, sadece kırıklarını kestim. Çok kesmedim ki, bunu izleyenler de görecek. Lütfen kıvırdatmadan şöyle durur musun? Sinirlerim bozuyorsun. Bak ama hala başlayamadım. Yarışma bitiyor, ben saç kesmekle uğraşıyorum. Ne yapıyorsun Selam Bey ya? Baksana buraya da geldi saçlar. Bir sürü kesmişsin ama azıcık, bak şu kadarcık dedi. Şu kadarcık dedin ya. Seninle tartışmamak için ben o kadarcık dedim. Kafamda zaten nasıl keseceğimi ben çözmüştüm. Ya sana ne benim saçımdan, kesimimden? Allah Allah.
Ne yaptın baksana, bütün saçı kestin. Kestim. Niye ellerimi açıyorum? Titanik mi yapıyorum? Aa, inanmıyorum. En sevmediğim model. Saç kesim bitti mi? Felaket. Bir ayağa kaldırabilir miyim sizi? Ama ben bu saçı, yani ben sana az kes dedim, düzelt dedim. Sen ne yapmışsın sen? Fön çekmişsin ve saçımı küt kesiyorsun. Tamam, bir ayağa kalkın, kesimi bitireyim ondan sonra... Ya bu ne ya? Lütfen evet, biraz öneyim. Evet, çok hızlı akıyor tabii ki, lütfen, ama lütfen. Yine de ikna etmek gerekmez tamam. Miydi mesela? Hiç kestirmeyeceğim diyor. Nasıl keseyim? Hiç kestirmeyeceğim dedi. Yani mecbur kaldım ki başlayabilirim. Yani şimdi başlayamamıştık bile hiç kesmeseydim. Belki de sonuçtan çok memnun kalacak Seda'ya. Evet. Hiç inanmıyorum. Bunlar oldu burada, bu yarışmada. Sen belli yokken olmaz. De oldu. Evet. Yani... Sen de unutma ki daha önce beğenmeyip sonradan beğenenlerdensin. Beğenmek de değil. Ben kısa saç sevmiyorum. Hani bana yakışsa da sevmiyorum. Kısa saç sevmiyorum. Ama inadına gidiyor, kesiyor. Tamam artık olan oldu. Lütfen ya. Yalvarırım sana, bana yardım et. Lütfen hemen bak, yarışma bitti. Ben daha hiçbir şey yapamıyorum ya. Lütfen, çok teşekkür ederim. Hemen bitireceğim ya. Çok artık olan oldu zaten. Asla eşine saygılı bir insan değilsin. Umarım sonunda çok seveceğim bir şey çıkar.